Arkadaşlar şimdi hepinize merhaba. Bu benim ilk moto vlogum. Benim sesimi ne kadar iyi duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama çok yüksek sesle konuşmak istemiyorum. Arkamda bulunan evlerde uyuyan insanlar var. Saat sabahın 8'i. Birazdan kalkıma takacağım. Şöyle. Çok affedersiniz ama pislik içinde. Bunu ufak bir tur atacağım. Sonra yıkamaya götüreceğim. Böyle naftalin falan sıkıyordum buralara ki kediler gelmesin diye. Daha da beter gelmeye başladılar. Naftalin de böyle leke leke iz bıraktı. Yani şu anda 2 günlük sokağa çıkmanın ardından bu hale geldiği için yıkamak istedim. Şuradan da şöyle bir kaskımıza çıkaralım. GoPro'muza kaskımıza takalım ve devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradan şöyle baştan çıkaralım. Oradan bir çıkalım şöyle ufaktan. Unmayalım. Şimdi oh, bizimkilerden bakanı da var mı diye baktım ama kimse yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok tuhaf bir deneyim olacak. Umarım sesimi düzgün bir şekilde duyabiliyorsunuzdur. Bir rüzgar muhabbeti falan olmadığını düşünüyorum inşallah, tabii ki de. Yanılıyor da olabilirim. Arkadaşlar bu benim ilk motorum. Bundan önce biliyorsunuz benim bir tane neyim vardı, elektrikli bisikletim vardı. Ben o bisikleti sattım, biraz muhabbet edelim sizinle ya. Ben o bisikleti sattım. Elektrikli bisikleti sattıktan sonra şuradan aradan geçeriz inşallah. Elektrikli bisikleti sattıktan sonra arkadaşlar arkadaşım da çok kafama girdi. Bak dedi, sen dedi bilgisayar servisi veriyorsun. Bisikletle bir yere kadar. Gel dedi, sana bir motor alalım. İyi dedim, tamam hadi alalım. Ondan sonra arkadaşlar biz bir motor bakmaya başladık. İşte tabi hayatımda daha motor deneyimi falan olmadı benim bu arada. İşte hadi geç abi hadi. Neyse dedim ki ya ben dedim bak motor kullanamam. Yok dedi, kullanırsın, sen dedi bisiklet kullanan adamsın dedi, motor dedi nasıl kullanamayacaksın falan. Ya şimdi ömrü hayatımda motor kullanmamışım yani, ben bilmiyorum ya, kendime güvenmiyordum o konuda. Neyse dedi, gel ben sana benim motoru vereyim kullan. Yok abi dedim, ben dedim böyle şeylere şey oluyorum arkadaşlar, hani tamam çok yakın, çok samimi olduğum, sevdiğim bir arkadaşım ama hani olur da ne bileyim alırım motorunu, hiç kullanmamışım, sonrasında yanlışlıkla bir patlarım, bir yere girerim falan, ondan sonra boş boşuna masraf, hem onun kalbi kırılmış olur, belki kırılmaz ama ben öyle düşünürüm yani. Hani keşke vermeseydim gibi falan belki düşünebilir diyerekten öyle bir şey de hiç denemedim. Neyse şimdi devam edeceğim. Şuradan da bir geçeyim. Böyle sağa sola bak, devam et. Sağ solu kes. Şu bize kiralık olan önümüzdeki polo araç çok sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Hani araca bir şey olmasın diye tın 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 gidiyor. Bu benim en nefret ettiğim şey. Geçmem lazım. Yani arkasındaki adama dikkat etmiyor. Yani ben motorlu olmama rağmen bana dikkat etmiyor. Bu yüzden sıkıntı. Aniden duruyor falan filan. Neyse arkadaşlar. Bu arada karantinadan dolayı Mecidiyeköy'deki pazar günleri açılan pazar. Şu anda görebildiğiniz kadar gösterdim ama artık pazartesi günleri açılıyor. Bugün de pazarlık alışverişi yapmam gerekiyor muydu bilmiyorum. Bakacağız artık. Bakacağız. Her neyse arkadaşlarım benim. Ben şimdi bu maceramı anlatacağım size. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi normalde bizim iş yeri saat 9.30-10 gibi, yani yaz tarifesiyle açılan bir iş yerine sahip olduğumuz için akşam da saat 7-8 gibi kapanan bir iş yerine sahip olduğumuz için ve tabii 8'den sonra da gece servislerine devam ettiğimiz için dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Ben de bugün biliyorsunuz Ramazan vakti diye akşam çok geç kalktım. Bu karantina dolayısıyla yani gece ayaktayız, gündüz uyuyoruz gibi bir şey oldu. Ben de dedim ki, ben dedim saat sabahın 7'si olmuş. Ay çok hızlı geliyor arkamdan ha. Sabahın 7'si olmuş. Ben dedim hiç uyumayayım. Ne yapayım? Abi ilk defa GoPro'yu da kaskıma yapıştırmışım. Dedim şarjım bitmeden dedim gel bir oran Beşiktaş turu yapalım. Uzun zamandır sahil havası almadın.
sahilde duracak halim yok. Motordayım yani, ufaktan belki şey yaparım diye düşündüm. Deniz kenarına gidip şöyle bir denize basa alıp geri gelirim diye düşündüm. Şöyle bir sol yapalım abi, sinyalimizi vererek. Ondan sonrasında atladım yola. İşte şu anda da yoldayız. Beşiktaş'a doğru gideceğiz, sonra tekrar geleceğiz. Gelirken bir motoru yıkattırmak istiyorum. Çünkü naftaline arkadaşım iyi gelir dedi. Kediler falan gelmez üzerine, işemez falan dedi ama maalesef şu an bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Motor gerçekten pislik içinde gibi gözüküyor. Halbuki değil yani, 2-3 günde bir sözde siliyoruz, temizliyoruz vesaire. Yeni de balataları değiştirdim. Arkadaşlar şimdi ben çok konuşurum. Yani ben acayip konuşurum abi. Ben susmam, benim şenem acayip. Bak nereden nereye atladım, konudan konuya atladım. Ben geleceğim diye bir haber vereyim, sonra yapıştırayım. Yapıştırayım da ya, hızlı bir şekilde gideyim anlamında değil. Neyse, adam beni park etsin diye yaptım bunu. Arkadaşlar biz gittik şimdi motor almaya. Motor bakıyoruz ama dediğim gibi hayatımda hiç motor falan kullanmadım. Bizim arkadaşa dedim ki tamam dedim, ben dedim 50 cc alacağım. Tamam mı? Sola atlamam lazım. Pardon. Ben dedim 50 cc alacağım. O dedi ki ya dedi bak dedi pişman olacaksın 50 cc alırsan, git dedi bir ehliyet al. Gel dedi sana dedi bir 125 cc, 110 cc bir şey alalım. Nerede kullanacaksın? Abi dedim, ben dedim yokuşlarda kullanacağım. Neyse. O zaman dedi yani iki kişi binmeyeceksen, tek kişi bineceksen sana dedi 110 cc yeter. E dedim eyvallah. Ben bilmiyorum abi dedim. Yani bak sen daha iyisini biliyorsun. Honda'ya bakıyoruz. İşte adını telaffuz edemedim. RKS'ydi galiba. Çin malları varmış. Onlara bakıyoruz falan. Sonra dedi ki ya dedim, gel biz sana dedi Honda'yla Suzuki'den şaşmayalım. Biraz dedi lastik kabatı büyük olsun. Çukurlarda çok rahatsız olma. İyi dedim. Ondan sonra abi biz şimdi Kadıköy'e gittik. Bak şimdi bak. Bizim ilk bulduğumuz motor neydi biliyor musunuz? Ben şimdi kendime güvenemiyorum ya. Yamaha'nın Trist'i diye bir motoru. Motor 2017 model. Ondan sonrasında şöyle bir orta şeride geçmem lazım. Bir soldaki Audi abimiz rahat rahat devam etsin. Ben de trafiği sıkıştırmayayım. Sonra arkadaşlar bak şimdi bunu yapma. Bak bunu yapma. Sayın bayan hanımefendi, en çok motor kullanırken ben genelde çok fazla araba kullanırım. Ve motorlara çoğunu hak vermem. Motor kullanırken de hak vermedim, hala devam ediyor. Düzgün kullananlara saygım çok, kullanmayanlara saygım yok. Neyse, çok fazla uzatmayacağım. Yamaha Trist'i diye 2017 model bir motor gördük biz. Bak abi bak 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 bak, bunu yapma. Bak bunu yapma. Yani hepimizin hayatını tehlikeye atıyorsun. Öndeki bu arada bayan değilmiş, erkekmiş. Ama işte taksicilerin umursamadığı şeylerden bir tanesi daha. Bu böyle şeylerde onlar dikkat etmez ama siz dikkat edin. Hani çok bildiğimden konuşmuyorum. Trafik tecrübem olduğundan dolayı konuşuyorum. Çok hayatım boyunca motora binen bir insan değilim. Yani toplasanız 5-6 aydır hayatımda ilk defa motora biniyorum. Ehliyet aldım. Aldığım gibi, daha doğrusu motoru önceden aldım, ehliyeti sonra da aldım. Hiç motoru böyle tanıtma fırsatı falan filanım olmamıştı. Son noktada kalıyor sanırım bu. Denebilir. Şöyle ötürüverdik. Bizim soldan girmemiz lazım. Çok terste kaldık sanırım ben. Şöyle yapacağız. Ve ben konuşmama devam edeceğim. Yalnızca sol şeride geçmek zorundayım arkadaşlar. Evet, bu arkadaşımız mesela sol şeritte işi yok. Bu gibi şeyler olabiliyor. Bakın böyle bir flat diye geliyor. Yani siz kendinize burada fırsat yaratmazsanız onlar size hiç yaratmayacak. Araç sıkışacak, devam etme. Bekle burada. Tamam. Şimdi ne diyordum? Yamaha Trist'i diyordum değil mi? Abi gittik. Beykoz'da bir yere adamla öncesinde konuştuk. Geleceğiz, bakacağız. Beğenirsek alacağız. Adam dedi ufak tefek şeyleri var. Ben o yüzden dedi fiyatını kırıyorum. Eyvallah dedik. Gittik. Ufak tefek şey dedi. Bunlar iki tekerlek ya. Sol ön amortisörü kırılmış. Bu da kaynak attırmış. Bir şey olmaz dedi. Bizim arkadaş dedi ki saçmalama dedi. Ne demek dedi bir şey olmaz ya. Ben de hayatımda ilk defa kullanacağım. Yani bilmiyorum. Hani sonra bizim arkadaş kullandı. Motor dedi sola çekiyor. Şey sağa mı çekiyor? Sola, öyle bir şey. E ne olacak? Dedi ki kanka işte istersen al ama
masrafı çok bunun, şöyle böyle, o yüzden bu ucuza veriyor. Yok derim ben, derim anlamam, anlamadığım şeyle de uğraşmak istemem. Dayıcım hadi be. Her neyse. Sonra tamam dedik. Sabahın böyle gene körüydü. Tamam falan dedik. Almadık. Tam geri geleceğiz. Zaten benim dedim, moralim bozuldu aga. Bisiklet dedim sattım, bak dedim. Alacaksak bugün alalım, almayacaksak dedim. Hiçbir şekilde almayalım. Tamam hadi gel şurada dedik, bir kahvaltı edelim. İşte börek falan yerken aynı zamanda ilanlara bakıyoruz. Ondan sonra bir baktık abi ilanda Suzuki adres var. Nerede? Acıbadem'de. Bizim yolumuzun üzeri. Arabayla gittik, geri gelirken bir bakalım falan. Aradık adamı, açmadı. Suzuki adresten hani fiyat olarak da makuldü. 7-250 falandı. Ondan sonra Honda PCX bulduk. O da 70 bin kilometrede. Dedik bu ne? Hani rektefiye falan filan muhabbetleri olabilir diye. Korkuyorum. Bilmiyorum şu araba gibi mi değil mi? Ondan sonra neyse. Gel dedi SYM'ye bakalım. Bir tane bayide SYM bulduk. 09.000 TL. Ulan param yok. Nasıl bakayım ben SYM'e? Ama kanka işte bu 2015 model ama galeride yatmış. Bak hiç kullanılmamış falan. Abi dedim bilmiyorum. Yani ben pek beğenmedim. İçime de sinmedi. Sanfoni diye bir modeliydi. Lastikleri dedim değişecek bunu. Yok sigortası, yok zartı zurtu. Gerçi buna sigorta olmadı mı? Oldu ama. Neyse. Dedim bu çok pahalıya çıkar. Benim dedim param da yok. Ne yapalım? Bir tane daha Suzuki adres baktık. O da ta Pendik'te. O adam açtı. Dedi ki kardeşim dedi gelirseniz gelin. Gelmezseniz ben bugün dedi satıyorum. Tamam. Baktık abi gelebilir miyiz? Aradan yarım saat ya geçti ya geçmedi. Tamam dedik biz geliyoruz diye aradık. Fakat gel gelelim. Şöyle bir şey var. Adam açmadı telefonu, tamam mı? Neyse aha dedik tamam bitti herhalde. Dedik o zaman son ihtimal abi nedir? Ha, bu önümdeki motor işte Acıbadem'de duran motor. Gel abi gel sen de sıkıştır beni. Tam olalım tamam. Gel birlikte sen benim üstüme bin, ben de senin üstüne bineyim, ondan sonra devam edelim. Aa motorlu giriş yasak mı? Eskiden girilebiliyordu ama. Komple kapattılar mı orayı bakayım? Bak şöyle bir duralım abi. Şöyle duralım. Motor girişi eskiden olabiliyor ya. Motor var diyor abi. Nasıl yok yani? Şurada bir denize basalım çıkacağım ya. Başka bir şey yapacağım ben de. Burası kampüs bu arada. Abi neyse. Hem anlatacağım hem de ondan sonra geri döneriz herhalde. Bir yıkatırız. Şarjımız da bitmezse güzel olur. Neyse arkadaşlar. Gittik abi. Acaba adamdaki adamı çağırdık. Adam böyle nasıl söyleyelim size. Böyle saf gibi, tamam mı? Hani ben böyle adamlara da acıyorum ama bir nevi de acımak da istemiyorum. Adam saf gibi falan filan. Adam işte anlamıyormuş gibi konuşuyor motordan. Ben de anlamıyorum. Bizim arkadaş da anladığı kadarıyla biliyor. Kalkıp da motoru bir ustaya götürmedik. Tamam ben kullandım abi. Kullanınca bana çok böyle rahat geldi. Hani böyle kavrıyorum ya motoru falan. Şimdi birazdan gösteririm motoru, böyle bir nedir, çekerim. Şöyle durayım hatta. Neyse abi. Şöyle kavruyorum, ayaklarım abi böyle yere değiyor ya. Diyorum ki tamam abi. Dedim bu motor bana göre. Abi motoru aldık. Biz de arabasıyla şey, bizim arabayla aradan arkalardan gidiyoruz. Notere falan gideceğiz. Daha yetişeceğiz, edeceğiz falan filan. Bir sürü iş güç. Akşam 5'e geliyor. Noter kapandı, kapanacak. Adamın trafik cezası mı ne varmış, onu ödemediği için devir edemedi falan filan. Ay dedim şansıma bak. Adam hallem etti, kullem etti. Dedi ki hallettim. Dedik tamam. Sonra dedi ki aldık abi motoru, işte verdik parasını. 6250'ye kadar indi bize. Ben de şaşırdım, nasıl indi lan bu diyorum böyle. 7250'den mi? 7'den mi ne? 6250'ye kadar indi. Param yok ama, cidden yok yani. Şimdi de yok. Ondan sonra neyse. Abi aldık motoru. Kask yok. Adam getirdi kaskı bize verdi ama isterim falan filan. İyi tamam dedik ya. Buraya gelince dedim niye vermeyelim yani. Ya dedim sen ararsın. Mecliköy geldiğinde veririz falan. Abi neyse. Dur şöyle bir ayağa kalkayım ben. Şöyle motoru da göstereyim. Hazır çalışır halde de bırakayım. Benzini fullledim. O yüzden sıkıntı yapmıyorum artık. Neyse abi. Motorun hali bu arada. Adam fulledi abi. Fulledi diyorum ya. Adam işte indirdi. Sağ olsun indirimini yaptı. Biz de aldık. Ama böyle arada bir giderken arabayla arkasından bakıyorum. Diyorum ki ya diyorum. Murat diyorum. Hacı bu araba diyorum. Şey motor diyorum stop ediyor. Bak adam diyorum tekrar çalıştırıyor falan. Benzini yoktur falan yaptı. Dedim olabilir. Acemidir falan. Olabilir. Ara sokaklardan gidiyoruz. Gaz vermiyordur falan. Ben ne alakalı? Rolanti. Gerçi onu ben kendim düşündüm. O söylemedi. Neyse. Saat 8.30 bu arada. İnşallah kameramın şarjı yetişir. Ondan sonracıma aldık abi motoru. 6250'ye parasını gönderdim adama. Havale falan filan. Sonrasında biz doğru işte şeye gideceğiz. Karşıdan
köprüden motorla bizim arkadaş gelecek. Ben ehliyetim yok, kullanmayı bilmiyorum doğru düzgün. Ben de şey, arabayla geleceğim arkasından falan. Neyse tamam abi, aldı bu kaskı, bastı geliyor. Ben de arkasından geldim. Sonra almış olduk işte böyle motoru, çok şükür falan. Abi daha motorun ikinci günü mü, üçüncü günü mü ne? İşte kullanıyorum böyle pati 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 böyle kullanıyorum. Yabancıyım ya motora, yani hayatımda kullanmamışım, şey oluyor, zor geliyor bana. Abi şimdi çıktık bu motorla, işte bizim ufak bir cadde gibi, cadde de değil, ara sokak caddelerine benzeyen, böyle bu caddelerden değil. Olmayan bir cadde gibi bir yere gittik işte, hanımla bir çay içeceğiz. Allah Allah, gittik abi gayet güzel bir şekilde, tam geri dönünce tık gitti, marş basmıyor. Lan ne oldu? Marş basmıyor. Allah Allah, deniyoruz marş basmıyor, deniyoruz marş basmıyor. Daha bismillah dakika bir gol bir. Bir gittim motorcuya, anlamam ya. İşte akraba olacağız onlarla, gittik. Adam dedi ki senin akü bitmiş. Akü ne? Yani akü ne derken biliyoruz akünün ne olduğunu. Yusao diye bir, Yasuo mu, Yusao mu ne? Öyle bir akü. Ondan sonra neyse. Dedik tamam. Sen ne takacaksın? İşte dedi ki ben dedi bir tane marka söyledi. Türk malı bu dedi. 180 lira mı dedi, 100 lira mı dedi. Bir şey dedi ama. Dedim dayı tak da dedim. Hani bizi dedim kurtar bu dertten falan. Tamam mı? Tamam. Taktı. İşte o zamandan beri kullanıyorum bunu. Yani hangi zamandan beri diyeceksiniz? Ocak, Eylül, Kasım, Aralık'ta falan aldım herhalde. Neyse o zamandan beri kullanıyorum. Aküsü böyle bazen bir çalışmamazlık gibi bir şey yapıyor ama sonra tekrar devam ediyor. Neyse, enjeksiyonluymuş bu. Ben onları bilmiyordum. Hepsini böyle yeni yeni öğrendim. İşte arkadaşlar, motoru aldım. Sonra ne oldu? Allah'a şükürler olsun, bir kazan belan falan filan yok çok şükür. Bu motoru şey diye aldım ben. Şimdi bak, buraya bir tane çanta taktım. Bu çanta da yoktu. Bu düştü, kaynak yaptırdık alttan falan. Büyü lazım, laptop sığmıyor. Ben biliyorsunuz bilgisayarcıyım. Mobil bilgisayar servisi yapıyorum. Ve bu benim her türlü işimi görebilecek kapasitede bir motor. Çünkü çok uzak yerlere gitmiyorum. Yani Bakırköy, orası burası, öyle yerlere arabayla gidiyoruz. Ama yakın çevre, Etiler olsun, işte Levent olsun, Maslak olsun, bu motorla gitmeye çalışıyorum. Serantepe falan filan. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Benim işimi görüyor mu? Görüyor. Neyse arkadaşlar, sonra ön lastik Michelin'di ama miladı dolmuştu. Bunu daha yeni değiştirdim. Arka lastik Anlas. Götürdüm, bütün lastikçiler bana diyor ki bu güzel lastik, bu güzel lastik. Ya kusura bakmayın ama ben bu lastikten aldığım verimi bundan alamıyorum. Abi arka freni şurada bir sıkıyorum, bu kayıyor yani. Bak böyle bir yerde bile kayıyor yani. Ya ben bunu sıkıyorum, hiç önü atmıyor bile. Yani bu öncesinde de atmıyordu, şimdi de atmıyor. Ya gayet bundan memnunum ama bunu 330 TL falan bir para verdim. Değiştirme dahil. O şekilde yaptırmıştım. Ha, en önemli şeyi atladım. Arkadaşlar, ben motoru aldım. Abi motordan bir ses geliyor, tamam mı? Böyle bir şey sıyırıyormuş gibi bir ses geliyor. Bizim arkadaş dedi ki böyle bir ses varsa dedi, motoru kapat, en yakın motorcuya götür. Tamam götüreyim. Bizim çoğu arkadaşlar dedi ki Mecidiyeköy'de de Ercüment Usta var dedi, oraya götür. Ya götürüyorum kapadı. Götürüyorum yok. Abi benim de bu motoru kullanmam lazım. Adamın tekine gittim. Dedi ki bana, bak onun da ismini vereyim, bilginiz olsun. Bak şimdi, Kimco Mecidiyeköy'de yetkili bayisi sözde, tamam mı bu? Bak Kimco Mecidiyeköy'de yetkili bayisi. Abi neyse, oradaki usta sözde bana diyor ki ustaya bak. Artık kaç yaşında, 27-28 yaşında bir usta yani. Nasıl ustaysa. Ha olur, olmaz değil ama sıkma be kardeşim. Hani neyse onu söyle yani. Dedi ki kardeş senin dedi krank gitmiş. Tamam. Ya ben anlamıyorum, tamam diyorum. Ben bunu yaparım. Tamam yap. Kaça yaparsın? Ben dedi bunu 350 TL mi dedi? 250 TL mi ne dedi? Ben dedi bunu yaparım dedi. Bir ay dedi sana garanti veririm dedi. Dedim bak ben yokuş çıkıyorum. 2 kişi falan biniyorum. İstersen dedi 5 kişi bin, hiçbir şey olmaz. İyi dedim, bıraktım motoru. Tamam mı? Abi motoru bıraktım. Hop ertesi gün beni aradı. Dedi ki buna dedi ne lazım dedi. Şu varyatör. Heh, adlarını bilmiyorum ki. İşte aklıma gelince söyleyeyim. Varyatör lazım, bu varyatör de yemiş falan. Lan gittim. Ben hiç sevmem böyle yan sanayi falan. Gittim hepsinin Suzuki servisinden, yetkili servisinden orijinallerini aldım. Götürdüm varyatörü falan filan da. Adam dedi krank de lazım. Dedim kardeş sen bunu yaparım demiştin. Tamam yapacağım ben dedim. Neyse. Kranka bir baktım abi 1.300.000 mü ne? Neyse. Dedim tamam sen yapacaksın mı, yapacağım. Bak dedim yapmayacaksan alayım senden, başkasına götüreyim. Yok yapacağım. İyi tamam. Ercüment ustayı bekliyorum bu arada. Gelsin de hani ona götürün falan. Yaptı abi, 350 lira mı ne para ödedim ben. Abi daha aradan bir hafta ya geçti ya geçmedi. Tak diye gitti. Hay dedim anasını. Gene götürdüm. Kardeş al dedim, böyle bir problem oldu. Ben sana demedim mi krank arzuna? Kardeşim sen bana yaparım dedin. Abi neyse bunlar böyle hem ustası hem yerin sahibi kalktılar böyle, ayaklandılar. Hani ben böyle ses çıkarınca
Ne oluyor arkadaş, işte burada kim yalan konuşuyor, ben onu kovarım buradan, bizde her şey dürüstlüktür, şöyle çok affedersiniz ama bok dürüstlüktür. Yani buna dolandırıcılık denir. Ya arkadaşım yapamıyorum de geç, ya da de ki garanti vermem ama şimdilik çalıştırırım de. Ne yapmış biliyor musunuz? Crank'ın oraya böyle bir şey sıkıştırmış. Bir de bana diyor ki tornaya gönderdim. Bizimkiler bir baktı o Ercüment Usta falan. Yani ne tornası diyor, hikaye. Hani o tornaya diyor girmesi imkansız zaten diyor o şekilde. Ya Ercüment Usta dedim, ne yapacağız? Abi dedim, sen dedim bu motoruna bak. Eğer ki bana diyorsan Orhan bu sağlam, al kardeşim kullan. Ben bunu kullanacağım. Hayır yok. Al bunu kullan. Alan adam en azından böyle arızalı satmamış ol. Yaptırıp da sat diyorsan gene yaptıracağım. Dedi ki baktı etti. Orhan dedi bunun şeyini geç. Crank'ı da sonra dedi alalım takalım kullan dedi. Bunun dedi motoru dedi çiçek gibi. Ben aldığımda 34.200 kilometrede mi neydi? Şu anda 36.422 kilometre. İşte crank bozukken 45 kuruş 50 kuruş falan yakıyordu. Şu anda 30-35 kuruş yakıyor. Belki 30 kuruş yakıyor. Tam hesaplayamadım onu. Yani durum bundan ibaret. Şu an Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Bir sıkıntım yok. Bir şeyim yok. Bir gün işte geldi birisi Honda. Böyle motorlu yemek kuru yedi servisleri olur ya. Ön koruma demirlikleri var abi. Böyle geldi. Lan önündeyim işte. Kör. Niye görmüyorsun? Buna böyle sağa sol yapıyor. Ayağı kaldırıyor. Şeyin üzerine koyacak resmen bunu. Neyse. Duramadı arkamdaki o arkadaş. Bam diye girdi buradan, tamam mı? Ya bir şey olmadı Allah'a şükür de. Plakalık çatladı. Sonra ben dedim ki şu GoPro'yu yapıştıracağım ya. Şu neydi bu macunun ismi? Yeşil ile sarı bir macun var. Mavi mi? Neydi? Karıştırıyorsun gri mi? Neyse dedim bunu koyayım. Sonra dedim plakalık da alırım. Ya öyle yaptık. Motorumuz böyle. Şu Suzuki etiketlerini ben yapıştırdım. Biraz dedim farklı. Ya farklı değil de simsiyah ya motor. Gece dedim reflektörlü olsun. En azından görüş şeyi falan olsun. Beni fark etsinler diye yaptım. Ondan sonra acaba buradaki Suzuki adresi sökmüş işte herif. Sözde hiç düşmesi etmesi yok. Ama şu anda motor, yani neon ışıklar vardı. Bunları değiştir halojen ışık vardı. Bunları da değiştirdim. Bunları taktım arkadaşlar. Ya böyle. Bu benim ilk motorum. Ben de ilk defa kullanıyorum. İşte 5 aydır falan. Umarım yani güzeldir. Ne diyeyim? Yani umarım kendim için güzeldir. Ben çok anlamıyorum. Özellikle buraya attım. Motordan anlayan arkadaşlar da bu konuda değerlendirme yaparsa çok sevinirim. Param olsa emmek salırım. Belki masraf falan çok ama bunun da masrafı çokmuş be abi. Cidden çokmuş. Yani bizim usta şey dedi. Kawasaki 1 bu 2 dedi yani Suzuki. Parça konusunda pahalıdırlar dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle binelim. Tamam. Ne yapacağız? Ondan sonra bindik bunu. Bindik diyorum. Aldık bunu çok şükür. Şöyle bir gideyim ben ya. Buralara hep ben motorla gelmek istiyordum da gelemiyordum. Şimdi nasip oldu. Bak kimse de yok. Geleyim. Şöyle şurada dolaşırım. Sonra geri giderim. Arabaya diyorum. Bir motoru yıkattırırım. Oradan da dükkanımız açılır. Dükkana gideriz. Neyse arkadaşlar. Hop yavaş. Durum bundan ibaret. İşte ben ne aldım? Şimdi mobil bilgisayar servisi yapıyoruz biz. Yani müşterinin ayağına kadar gidiyoruz. Notebook'unu alıyoruz, şirkete getiriyoruz. Servislerini, işte bakımını, arızası varsa arızasını gideriyoruz. Bakımı yapacaksa bakımını yapıyoruz. Tekrar geri götürüyoruz. Bazen diyorlar ki yerinde yapın. Tamam, yerinde de yapıyoruz falan filan. Yani böyle. Oo bak güzelmiş abi. Bak gün doğumu dediğim böyle olur abi. Harbi güzel yani. Oh be. Deniz ve yosun havası aldım. Güzeldi, güzeldi. Şöyle yavaştan artık çıkalım. Kameramızın çünkü şarjını da düşünüyorum ben. Umarım sesimi düzgün bir şekilde kaydediyordur. Oh, boynum da ağrımış ha. Ya durum bundan ibaret. Allah'a şükürler olsun aldım. İşte kaza belamız yok çok şükür. Elhamdülillah. İnşallah da olmaz. Olabildiğince dikkatli gitmeye çalışıyorum. Olabildiğince süratle müratle işim yok yani. Gelmişim kaç yaşına. Bu saatten sonra kalkıp da sürat yapacak halim yok. Yani işte böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi istikametimiz neresi bizim? İstikametimiz Mecidiyeköy. Oo, Volgavat gemisine bakın. Bak şimdi bak. Kuru yük. Ey yavrum ey. Boğaz Köprüsü'nün yarısı uzunluğunda neredeyse ya. Bak görüyor musunuz bilmiyorum ama yanında ne var? Römorklar mı var onun yanında? Ben mi yanlış görüyorum? Ne işi var lan römorkun onun yanında? İlginç. Neyse. Haydi bakalım. Bismillah. Çıkalım yola. Yani bu da benim ilk defa bir şeyim olmuş olsun dedim işte. Neydi onun ismi? İlk defa bir motor gezim. Bak bunlar da çok güzel. Bunlar çok pahalı ya. Ama bunları hiç beğenmiyorum yani. Artık bakacağız yani. Bu saatten sonra ne yapacaksak, ne edeceksek.
Hep birlikte bakacağız. Şimdi ben nereden geçeceğim abi? Şu ileriden dönüş vardır umarım. Eskiden vardı ama. Çünkü benim işime yaramıyor burası. Benim böyle gidip oradan böyle dönmem lazım. Bir bakalım. Şöyle yavaş yavaş. Kıyıdan kıyıdan. Burada da. Ha işte onu diyecektim. Burada da kamera var. Böyle zınk diye karşıya geçilmiyor mu? Abi şuradan aslında geçsek ya. Geçelim lan buradan. Ha? Geçelim mi? Bismillahirrahmanirrahim diyelim. O zaman geçelim ya. Geçelim abi. Benim buradan geçmem lazım. Kusura bakmayın ya. Vallahi kameraya böyle el sallayacaktım da. Mecburen geçmem lazım. Oradan dönüp de gelmek çok saçma olur. Burada çekimler falan var herhalde. Neyse arkadaşlar ben depoyu genelde full tutuyorum. Hani bir işim olur, bir yere gitmem gerekir diye hep böyle depo fullde kalıyor. Bir de şey hani bana şey dediler. Depo dediler ne kadar bitikse o kadar fazla benzin buharlaşır. Depoyu ne kadar dolu tutarsan o kadar az benzin yakarsın. Doğru mantık aslında bakacak olursak. Şimdi işte böyle bir şeyimiz var. Ha, top speed'imiz kaç? Herkes muhtemelen bunu soracaktır. Maksimum ne kadar hıza çıkıyor falan. Arkadaşlar, şimdi yokuş yukarı görüyorsunuz. Burası Barbaros Bulvarı. Buradan yukarıya doğru çıkacağım. Sıfırdan kalkışla birlikte görürsünüz. Zaten çıkacağı hız 70-80 km. 70 km falandır yokuş yukarı çıkarken. Düz giderken 100'ü geçtim. Yokuş aşağı giderken de. Tabi kalkış o kadar çok seri değil. Şu anda bakayım. 40, 50, 50'deyiz. 60 oldu. Ne kadar da bakalım. 60 oldu. 70'e dayanırız ya. Evet. 70, 65'teyiz herhalde. Benim ağzımla birlikte 65 şu anda tapa gaz oluyor. Yokuş yukarı. Biraz daha zorlarsa 70'e çıkacak bu. Evet, düzlüğe çıkıyoruz. Muhtemelen 70'e çıkacak. Bazen aralardan böyle hızlıca gitmek için hıza ihtiyaç duyuyorum. 70 oldu. Sıkmayayım. Balataları yeni değiştirdim. Mecburen bunda bir kilometre muhabbeti varmış. Onu da düzeltmek lazım. O da çok ilginç oldu. Eski balatalar bunun içindeymiş. Kaynamış mı dedi. Bir şey dedi ama. Neyse abi. Dedim ne olacak? Ondan sonra acıma. Dedi biz bunu dedi bir şeyinden bahsetti ya. Unuttum bak. İşte dedi tornacıya götüreceğiz. Açtı dedi. Ya herkese tornacıya gönderiyor. Neyse tamam. 80 liraya aldım balatayı, 80 lirada torna parası verdim. 10 lirada içlik çözde yersen işte. Kaç para? 190 lira. Müsaade edin de ben de geçeyim. 190 lira ödedim. Bir balata için, ön balata için 190 lira. Arka kampana, ön disk. Ben şu vizörü bir kapatayım. Ben. Sesim gitmiyor diye düşündüm. Kayıtlara baktığımda göreceğim. Vizörde de
gitmek çok sıkıntı ya, biz örsüz gitmek. Rüzgar falan komple gözümde. Şimdi böyle sağdan devam edeceğim. Şimdi kuyuya dönmek için yol takip etmem lazım. Ya dayıcım ya. Heh, sağa döneceksen sağa dön. Sinyalini ver, bir şey yap yani ya. Bak ben sinyalini verdim. Arkamdaki taksiyle hızlı geliyorum şu an. Buradan da bir sol yapmam lazım. Kez zincirli kuyuya dönebilirim. Size Cezene Burak'ın yerini göstermek isterdim ama şu an çok ters erdi. Yani Cezene Burak işte şu önümdeki apartmanların arkasında kalan caddede. Bir ara gösteririz. Gerçeğini göstermeye ne gerek var? Yazın Google'a Cezene Burak diye çıkıyor zaten. Çok da önemli bir olay değil açıkçası. Yavaştan yavaştan şöyle. İyi be, sabah sabah bir en azından tur atmış oluyoruz. Benim de uykum açıldı. Hiç uyumadım. Umarım bugün uykumu bir şekilde geçirmem. Şu an öyle değilim ama ne bileyim işte, olursa falan umarım olmaz. Yani böyle serseri gibi kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevmedim. Olabildiğince sakin. Olabildiğince tedbirli. Ama iyi iyi. Bir de oruçluyum. Boğazım kuruyor. Çok oruçluyum. Şimdi bak şeyi göstereyim mi size? Normal gazı kazan, sonra yağ gibi üste çıkmaya çalışan motor bayisi. Önünden geçer miyim diye düşünüyorum. Ya, motoru yıkatmam lazım. Nerede yıkatsam? Bak bak. Citroen'e bak, Citroen'e. Şişli'de yıkattırayım. Eğer ki orası duruyorsa, Şişli'de de bir yıkama yeri vardı. Orada yıkatayım ben ya. Orası güzel. Abi sanki var ya. Gerçi şu anda sabah herkes işe gidiyor ya. Kimse şey yapamazsınız da. Mecburen çalışmak zorunda olan insanlar var. Biz değil gibi. Biz de çalışmak zorundayız. Ama kimse virüs... Herkes virüs yokmuştur abi. Ne, kimse virüsü takmıyor. Onu başta belirteyim. Hani haberlerde göründüğü gibi değil arkadaşlar. Hiçbir anlamda virüsü falan kimse takmıyor. Kimse sallamıyor. Virüs yok, bir şey yok muhabbetine. Aman yok, biz ayakta atlattık muhabbetine. Aman efendim işte bizde bir şey olmaz muhabbetine. Virüsü kimse sallamıyor. O kadar söylüyorum size. Umarım bu durum inşallah daha kötü bir sonuçlara sonuçlar doğurmaz. Ne yapıyorsun abicim ya? Allah Allah. Beni niye sıkıştırıyorsun ya? Hastayım bunlara ya. Vallahi bile. Bir de suratıma bakıyor ya. Arkadaki siyah jip onda mıydı? CRV miydi? Neydi? Ay işte motorlusun ya abi. Şimdi bazen şey istiyorum. Bazen böyle ya şeyimden değil ha. Tamamıyla hevesimden başka bir şey değil. Kullanacağımdan falan değil. Motorlar var ya, gaza bastığı zaman yanındaki adam seni fark ediyor falan. Bazen onu istemiyorum değil. Şimdi biz Şişli'ye gideceğiz. Peki neden Şişli'ye gidiyoruz? Çünkü arkadaşlar Şişli'de motoru yıkamak için bir benzin istasyonu vardı. Kendini yıkayabiliyordun. Kapatmamışlarsa orada motorumuzu yıkamak istiyorum. En azından biraz temizlenmiş olur. Bir şey olmuş olur. Yani şu vitesli motorlar işte hoşuma gidiyor. Gitmiyor değil ama ne bileyim ya, scooter sanki daha güzel gibi. Her şeyin bir şeyi var abi. Sağdan atıyor. Bak şimdi Skoda sizce diyecektim, tamam güzel. Aferin. Bazıları bu yolda, biz bunu çok yaşıyoruz. Ben arabayla özellikle, bak bak bunu yapayım. Görüyor musun? Abi, ben sol şeritten gideceğim buradan. Çevre yoluna çıkacağım. Adam lak diye sağ şeritten sol şeride ölüme bir kırıyor. Bir de ben arabayla. Allah göstermesin yani. Motorla böyle bir şey yaşamak istemem. Ölüme bir kırıyor abi. Diyorum ki ne oluyor ya? Ne oluyor? Vallahi billahi ne oluyor? Arkamdaki taksi çok dibine giriyorsun be abicim be. Bak bak bak, taksiye bak bak. Gördünüz mü taksi? Oo, bir saniye. Ne olmuş ya? Bakın çocuk
Arkadaş nerede? Baksak mı ya? Ben böyle görüyordum da vloglarda falan hiç inanmıyordum ha. Bir bakalım mı acaba? Ha? Şöyle şu kırmızı ışık yanıyorsa bir bakmaya. En azından ne bileyim bir yardımcı falan mı olsak? Dur bakayım şöyle yapayım. Bize de çarpmasınlar böyle. Geri geliyoruz ama. Şöyle gidelim. Kırmızı ışık falan. Buradan gidelim lan. Şöyle bir ışık ne renk ya? Işık kırmızı mı? Çözemedim ki ya. Yeşilmiş oğlum ışık. Tamam biz de bir gidelim bir bakalım. İşte böyle polise molise bir şey soralım. Ama ne olmuş aga bu motor? Allah göstermesin. İşte bak motorla kaza olunca da böyle oluyor. Dur şimdi soracağım ya. Merak etme çok merak etme. Selamünaleyküm. Kaza için mi geldiniz? Bir sıkıntı var mı? Yani yaralanma gibi bir şey var mı? Vallahi. Ben şey zannettim öyle hani burada Kuştepe yani motoru alıp kaçıyorlar, çalıyorlar falan. Yakalarız falan zannettim öyle bir şey diye düşündüm. Oo görmedim. Of of of. Kolay gelsin tekrardan. Diyeceğim. Cidden çok büyük sıkıntı abi. Minibüsün önünü gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum bu motor buraya nasıl girmiş lan? Allah'ım sen gösterme yarabbim. Umarım bir sıkıntı var mı diyorum ben de. Olaya bakar mısın? Ha, bir sıkıntı var mı? Ne demek ya? Nasıl bir sıkıntı var mı? Ya adam doğru söylüyor. Oğlum oruç kafama vurdu. Allah göstermesin işte ya. Abi yüksek ısında zararları var. Ne yapıyorsun dayı? Bir de biz yapmayalım anne. Nasılsın? Lan giriş varsa ben ters mi? Oğlum madem buradan giriş vardı niye ben böyle yaptım? Yoktu ama ya. Benim gene böyle gitmem lazım. Şuradan ben sağa dönerim ya. Böyle sola dönüş yok. Düz giriş var. Bir tane daha polis var. Polisim. Ben sağdan geleyim sen böyle git. Neyse. Yani arkadaşlar. Ay canım sıkıntı sabah sıkar ya. Allah'ım ayakkabı falan orada kalmıştı. Vallahi kötü bir durum ha. Tamam ya vallahi ilk vlogum dedim ya anasını satayım. Ya böyle bir şeyle karşılaşacağım mı bilseydim açmazdım ya. Bir saniye. Önümdeki araba da oynuyor. Yanımdan da araba geliyor arkadaşım. Motoru götürmüşler değil mi? Götürecekler işte yüklüyorlar. Allah'ım sen yardım et ya. Sen yardımcısı ol yarabbim. Evet. Arkadaşlar şu benzinci Opet. Opet'te vardı ama bakalım şimdi var mı bilmiyorum. Var mı bilmiyorum. Bir de bir durdurup tekrar başlatmam lazım. Bir dakika. Şuraya gelin. Umarım kameramın şarjı da bitmemiştir. İnşallah. Girişimiz 10 metre ileride sağdadır. Evet var. Tamam bir dakika. Şöyle yapacağız. Şurada bir düşsene. Kamerayı kontrol etmem lazım. Tamam kamera şarjı varmış. Açtım kapattım anladım onun sesinden. Çok şükür varmış. Evet şimdi giriş 10 metre ileride sağdadırdı. Ben de şimdi böyle sağa doğru döndüm. Buradan da içeri gireceğiz herhalde. Taksi geliyor. Dikkat et oran. Buradan da şöyle sağdan girelim. Şimdi önce biz bir ne yapalım? Paramızı bir bozduralım. Bozuk parayla çalışıyoruz herhalde burası. Şöyle yapalım abi. Evet. Şimdi şurada bir dur abicim sen. Ben çıktım ama param var mı yok mu hiç bakmadık ki. Neyin var benim abi? Ha 10 lira var. Tamam 10 liraya yaparız herhalde. Tamam 10 liram var abi. Güzel. Koy bunları buraya. Kolay gelsin. Motor yıkamak istiyorum ama bozuk parayla mı oluyor?
size şöyle versem. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet. Haydi bakalım yıkayalım motorumuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Gördünüz mü arkadaşlar? Benim ufaklık kumbarasında şey biriktiriyor. Bozuk para biriktiriyor. Ben de veriyorum. Annesi de veriyor. Geçen gün 20 liraya yakın bozukluğum vardı cebimde. Bugün bir baktım hiçbir şey yok. Çünkü niye? Hepsi kumbarada da ondan. Self servis yıkama hizmetimiz, yıkamamız hizmetinizdedir. Sağ mı sol mu? Tamam, eyvallah. Sola mı? Eyvallah abi. Dayıcım sana sağ mı sol mu diyorum. Bana diyorsun ki şey, nedir onun ismi? Bana diyorsun ki, ne diyorsun sen bana ya? Sağ diyorsun ha. Şimdi şunu şöyle bir kapat. Şimdi hep dolanmış bak birbirine. Hep dolanmış birbirine. Şimdi bunları at abi buraya. Bunu da al buraya at. Başka bezimiz yok değil mi? Bizim kurulamamız için yok. Bunu buraya koy. Bu da temiz bez aslında ama. Olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi şöyle bir kal abi. Bir de şunu anahtar deliğinde bir kapat bakalım. Tamam. Şimdi dayı. Bu burada. Ben hiç hayatımda motorumu kendim yıkamadım diyecektim. Yıkadım. Yalan söylemeyeyim. Kaçıncı kez? Üçüncü kez olacak bu. Tamam. Şimdi. Bu burada, bu burada. Bu neydi lan? Süpürge mi? Süpürgeye niye para verelim ya? Bu niye böyle birbirine girmiş lan? Heh, tamam. Evet. Bu 3 TL. Soldaki yıkama, sağdaki köpük. Bu dayı beni çok bekleyecek galiba. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kes bu köpük. 1 3 3 Tamam. Oldu. Devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Önce su çıkıyor bunlardan, sonra köpük çıkıyor. Ben öyle biliyorum. Şurayı da şöyle alalım. Üstümüzü başımızı ıslatmamak için. Abi özellikle şuraları. Bak buraları hep kedi işiyor. Lütfen. Canını yediğim. Sonra şuraları da şöyle güzelce. Tamam. Önce su çıkıyor dediğim gibi bak. Çıktı vallahi su. Balatayı yeni değiştirdim. Burada yağlanmalar falan var. İyi tutmayabilir. Nereden biliyorum bunlardan önce su çıktığını? Arabayı çok yıkıyordum ben. Oradan biliyorum. Bende bir tane araba vardı arkadaşlar. Peugeot 301. Daha yeni çıktığı zaman. O kadar çıktı lan. Biraz daha vereydim. Neyse. En son sulayacağız zaten. Köpüğe bak anasını satayım. Gel şimdi. Çok güzel köpükmüş. Alarmımız da çalıyor. Ben bununla ne kadar... Bak şimdi abi bir şey diyeceğim ya. Ya demeyeceğim abi demeyeceğim. Ben deyince bir sıkıntı oluyor zaten. Ne kadar köpükleyebilirim yani bununla. En azından çiş kokmasın ya. Ben onu için yaptım da. Bilmiyorum, öyle bir şey de olmaz. Köpük bile yok canınız şeyin üzerinde. Buna sen şimdi köpük mü diyorsun? Köpeklerin sistemi değişmiş. Köpekler böyle değildi. Ben buna bir tane daha mı köpük yapsam abi? Çok sıkıntılı oldu lan. Bu şekilde baksana köpük yok ki. Lan ne? Köpük mü zannediyorsun bu? Ben sıkıldım bu işten. Ben bir tane daha atacağım abi. 10 lira bozulduk zaten. 10 lira bozulduk. Kaç tane? Şöyle al abi tekrar. 1 2 3 Bas bas. Adam gibi köpük değil ya. Sulu köpük çıkarıyor ya. Hı.
şimdi vermeye başladı ama umarım doğru düzgün verir gerçekten. Evet, şuradan abi, şuradan. Şurada da şu yanlara, şu önlere. Gitme, ne olursun gitme ya. Gitme, böyle köpüklü köpüklü şey yapayım sana. Hayır, suyunu saldı az önce. Şimdi köpüğünü mü veriyor acaba? Öyle bir şey oldu galiba. Şimdi oldu galiba be. Gel abi. Gel. Gel bunu şimdi tekrar. Yok abicim. Bunun köpüğü de bu kadar oluyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Yap yap yap, temizle temizle temizle. Temizle buraları leş gibi, temizle. Ama su lekesi kalacak bunda. Niye biliyor musunuz? Bendeki bez de öyle çok muazzam bir bez değil. Yanımda duran işte ekstradan bir bez. Olabildiğince temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim. Bir fırçayla her tarafını sürersem her tarafına şey yaparsın bunu. Yani tamam, yeter bu kadar. Daha sonra detaylı temizlik yaparız. Maksat koku gitsin değil miydi? Gitmiştir. Heh. Tamam. Gel şimdi abi. Al sen zımbırtını. Ver bana şeyimi. Suyumu ver abi. Bismillahirrahmanirrahim. En sevdiğim kısma geldik, takılma. Bakayım. Bir. İki. Üç deme. Vallahi üçteymiş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu seviyorum abi. Balataları yeni değiştirmiştim. Şimdi köpük verir ha. Güzel güzel. Böyle beraber. Gitme be. Su, gözünü seveyim lütfen. Plastik, plastik. Sen ne kadar pislenmiş ya. Fırıl fırıl oldu vallahi, maşallah. Ön yüzlerini sık. Buraları da yıka. Plakayı özellikle. Buraları da. Buraları ben kontak sprey ile iyice temizleyeceğim ama. Böyle bırakmam. Arkadaşlar bir daha. Şöyle bak. Güzel oldu, güzel, maşallah. Adamlar diyordur ki, ulan ne bitmez suymuş be. Şom ağzıma. Vallahi şom ağzıma diyorum. Ha, bitti suyunuzu. Kullandım o kadar. Teşekkür ederim, parasını da verdim.
Saat 9. 9 alarmı çalıyor. Papat abi alarmı. Şimdi anahtar bende değil mi? Bende. Şimdi buraya binip gidilmez. Islak çünkü. Şimdi ben bunu böyle bir alayım abi. Sonra şuraya bir yere götüreyim. Güneşe falan. Ta burası da olur. Yok burası. Olur mu? Şöyle yapalım. Araba gelirse çekeriz ya. En kötü ihtimal abi. Burada dursun. Şimdi biraz çalışsın. İçine giren su mu vesaire ne varsa bunları bir atıversin. Ben de o sırada şöyle yapalım. Şöyle açalım. Ben de o sırada. Tamam. Bakayım çalışıyor mu? Maşallah çalışıyormuş. Şimdi bak buraları ıslanmış. Bayağı bir su almış da. Buradan başlayalım o zaman. Süngere girmedi mi su? Yok. Şuradan girmemiş. Şuradan başlayalım mesela. Yani maksat öyle mükemmel bir temizlik yapmak değil. Haşa. Ama pis gözükmesine engellemek abi. Tamam. Şimdi sil. Koltuğumuzdan başlayalım şimdi. O da çalışa dursun. Gir dayı gir. Gireceksen gir. Niye bakıyorsun? Beni bekleme yani. Ben burada motorumu siliyorum. Sil 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 sil. Tamam. Yok bir şey yok. Şakacıktan yaptık sadece. Kapat şunları da. Şimdi bunu tükene gittiğimizde şu yağ gerektiren yerlere yağ sıkacağım ki Allah şifa versin. Ambulans. Zor. Evet. Mis gibi de oldu be. Ha abisi. Buna ben ne ismi koymuştum ya? Ne ismi? Unuttum bak. Koyduğum ismini. Karalı maralı bir şeydi bunun ismi. Fıstığa ben mi yiyeceğim? Fıstık değil tabii ki de. Yani işte 2015 model bu. Bunun modelini söylemeyi unuttum bak. 2015 bir model Suzuki'de böyle oluyor arkadaşlar. Olabildiğince. Elci kısıtması falan yok ama. Çok istedim aslında biliyor musunuz? Çok eksikliğini yaşadım. Çünkü niye? Şeyde gördüm ben bunu. Kışın çok kullandım. Kışın kullanırken buz. Ellerim buz tutuyordu resmen. Çok eksikliğini yaşamıştım. Ah, elhamdülillah. Güzel oldu be. E kardeş. Güzel oldu. Bence güzel oldu. Yani insanın kendi malı olunca güzel oluyor tabii. Boktan malı da olsa güzeldir. Kendi malın olunca güzel ha. Da bende öyle bir şey yok. Benim kart numaralı olsa da güzel değilse güzel değil derim yani. Temiz gözüksün abi. Ben böyle pisliği, kiri pası seven birisi değilim. Karantinadan dolayı da motoru yıkattıramadım. Şimdi de kısmet oldu. Bugün de hiç uyumadım. Hadi dedim yıkayalım. Güzel oldu mu? Bence oldu. Oh. Arkadaşlar böyle varsa önerileriniz tamam mı? Hani şunu yap. Abi işte bunu yap. Kardeşim şöyle yap. Ben dinlerim ben. Severim böyle şeyleri. Para harcatmayacak öneriler lazım bana. Her yerde para konuşur. Bende konuşmaz. Bu niye yağlı mı lan bu? Oo. Niye böyle oldu ya? Yağ gibi. Ha? Neyse. Dezenfektanım yanımda. Yağı, kiri, pası çözen bir dezenfektan var bende. Nedir? Kolonya. Ya neyle karşılık vereceksin? Ya ile karşılık vereceksin. Bunun ismi neymiş? Kolonya'ymış. Hapiş. Öf. Yalnız var ya, kaskla birlikte video çekiyorum ya. Harbi sıcak oldu. Harbi sıcak oldu. Bak kediler var ya, hasta. Buraları işemeye bayılıyorlar. Arkadaş ne biçim kokusu varmış ya. Vallahi billahi. Adam oraya buraya koku bırakacağım diye motorun içine ediyor ya. Buraya ne olmuş ya? Burası leke mi bu? He leke. Ne lekesi lan? Bakayım şöyle. Lekeye de benziyor. Değil gibi de ama neyse.
Şimdi diyeceksiniz ki bezi niye sıkmadın? Vallahi bez sıkılabilecek düzeyde mi? Ha birazcık. Oo bu pislik ne lan? Bu pislik nedir? Çok pislenmiş be. Cidden çok pislenmiş. Şöyle buraları da sildik mi? Yoruldum be abi. Bir kere daha ama kusura bakmayın. İsteyerek yaptığım bir şey değil arkadaşlar. Sevmem böyle ilgi çekmeyi. Şimdi mecburen silerken çarpabiliyorum. Evet. Evet. Şuraları da bir kere daha üstünden geçtik mi? Şöyle. Heh. Tamam bak ne kaldı biliyor musunuz? Bak şurası abi. Şurayı da bir temizleyelim. Şöyle arka taraftan. Özellikle. Bitti. Yani benlik en azından şimdilik bitti. Bana göre bitti. Bir dakika dur kolonya dedik. Kolonya sıkmadan gidiyoruz. Olmaz. Şunu şöyle yap. Şunu şöyle yap. Yağ gibi geldi sanki ama olmaya da bilir ama emin değil olamadım. Ne cümle? Ki biz kullanalım abi. Bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi hazır ve hazırız. Çok şükür elhamdülillah. Gidebiliriz ya. Hadi yolumuz açık olsun. Nereden gidelim? Bugün siz de bildiğiniz gibi karantinada kaçıncı gün olduğunu bilmiyorum ama bugün 11 Mayıs. Yani en azından şunu söyleyebilirim. AVM'lerin açılacağı gün. Cevahir Alışveriş Merkezi benim hemen paralel caddemde kalıyor. Hadi buradan oraya gidelim en azından. Karşıya buradan geçiş var mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan geçiş var mı? Yok. Eskiden buradan geçiş vardı. Nereden geçeceğim ben? Şuradan geçeceğiz galiba. Şöyle. Buradan mı geçeceğiz? Nereden geçeceğim abi? U dönüşü yok orada. Buradan geçeriz herhalde ya. Geçeriz. Onlar durursa ben de geçebilirim. Of. Bak leke kaldı gördünüz mü? Ben bu lekeyi sevmiyorum işte. Geçilir mi ya? Ha? Onlar böyle geçecek desen. Aa, çok da zannetmiyorum ama. Kural ihlali mi olmuş olacak acaba şu anda benim yapacağım şey? Mesela şöyle bir şey yapsam bu kural ihlali mi oluyor? Umarım değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Polis bana dese ki az önceki polisler düşünüyorum da senin dese masken nerede? Şimdi kastan güzel maske mi var diyeceksin adama. Adam diyecek kardeşim benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır diyeceksin. Al başına belayı. Sonra diyeceksin ki benim maskem selemin altında. Sana diyecek ki niye kaskın altına takmadın? Ulan onu oraya taktığında kastan zor nefes alıyorum. Onda nasıl alayım diyeceksin. Sana diyecek ki takmak zorundasın. Belki onun cezası falan var. Bilmiyorum. Kafama göre sallamayayım. Takmak zorundasın. Al bir daha ceza. Oba, her türlü ceza. Her türlü ceza. Arkadaşlar bu arada kalabalık farkında mısınız bilmiyorum ama sabah saatler 9'u mu 9.30 ne? Şişli'deki insan trafiğinin durumu bundan ibaret. Gördüğünü umuyorum. Of gözüme kaçtı. Ne kaçtı biliyor musunuz gözüme? İşte vizörü kapatmadığım için gözüme sinek kaçtı. Gözüme sinek kaçtı abi. Şöyle yapalım. Burada da su kalmış hep elime geliyor. Ya. Bak şu tam solunda. Burada da su kalmış herhalde. Buradakiler de elime geliyor. Evet Şişli göbeğindeyiz şu anda. Telefonumuzun alarmı çalıyor. Devam. Şöyle. Çok da frene basmak istemiyorum. Daha yeni yıkadığım için lastiklerin kayma ihtimali falan olabilir. Yani bilmiyorum ama işte atıyorum abi her türlü kayabilir. Bir şey olur. Anladın mı? Dertsiz başına dert. Alma misali. Buraları ne olmuş öyle ya? Değişmiş mi lan buraları?
Haydiraz. Aa vallahi değişmiş ha. Geç. Öne kadar gelmişsiniz zaten yani. Ne yapayım? Orada geç mi diyeyim sana? Siz de haklısınız. Yani ben de olsam ben de buraya kadar yürümek istemem açıkçası. Eyvah ambulans geliyor. Her şu ambulansı gördüm aklıma koronavirüs geliyor. Allah hayır etsin arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Evet. Şöyle bu özellikle bundan geçiyorum. Şimdi buraları hınca hınç insan kalabalığı içindeydi. Şu anda Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önündeki telefon çalıyor şu anda. Şöyle bir sağa doğru çekeceğim. Ana. Yok telefon değilmiş, bu alarmmış ya. Açık. Ben bu alarmı kapatın demedim mesela. Dedim. Niye alarm kapanmadı? Aç bakayım. Allah Allah. Evet gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bursa'da. Muhabbeti çok fazla. Olabildiğince temkinli gitmekte fayda var. Sağa sola burada çok bakıyorum. Ciddi anlamda çok büyük sıkıntı. Bir de şöyle bir sıkıntı daha var. Bakın şimdi yol orada ikiye ayrılıyor. Bir sağ bir sol. Benim soldan gitmem lazım. Buradan soldan gelen arabalar var. Böyle giden, bu istikamette giden arabalar da var. Bazen araya sıkışabiliyorum. O yüzden şu aynaları olabildiğince düzgün kullanmanın peşindeyim. Bir de yeşil yandan fırlıyorum abi. Ben önce kalkayım yerimi bulayım, ondan sonra o arkadaşlar beni sıkıştırmasın diye. Mecidiyeköy'ün 11 Mayıs'taki son durumu arkadaşlar. Saat 9.30. Sabahın 9.30. İnsanlar işlerine gidiyor. Belki de işlerinden gelenler vardır. Gece vardiyası falan. Allah kolaylık versin. Biz de geldik sayılır yani. Nereye? İş yerimize. Bizim de iş yerimiz buranın yakınlarında işte. Biz hallederiz kardeş. Teknoloji kanalı olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yerinde servis, yerimizde servis, her şekilde profesyonel servis imkanlarımızla birlikte sizlerin yanınızdayız. Fiyat olarak olabildiğince makul fiyatlarla iş yapmaktayız. Şimdi adam diyor ki abi 20 lirayı falan tutar mısın? Bizde en düşük tarife 100'den başlıyor. Ya şey için söylemiyorum ama ya burada bir markete gidiyorsunuz ya da şurada bir simit sarayına falan oturuyorsunuz arkadaşlar. Çay içiyorsunuz, simit yiyorsunuz. Lan diyorsunuz ki yine bir peynir falan yiyeyim, hadi onu yiyip doyuyorsunuz. Ufak böyle çok ufak kurabiye, tatlı bir kurabiye falan yiyeyim. Abi 20-25 liradan aşağıya çıkamıyorsunuz. Bak ciddi söylüyorum. Şimdi biz ise saatlerce uğraşıyoruz. Ondan sonra acaba solda da bir sivil araç geliyor. Ne olduğunu anlamadım ama sen geç, ben senin arandan geçeyim. Sivil araç kullanan adam takım elbise giyiyor. Bak saat yakışıyor şekilde devam et. Abi ya. Neyse. Taksici daha gelseydin ya, daha bakayım. Daha boşluk vardı ya. Gel azıcık daha gel. Vallahi daha boşluk var yani. Çekinmene gerek yok. Biz tedirgin olmayız. Gözlüklü abicim benim. Buradan sola döneceğim. Ulan nasıl kaçırdık ya bu şeyi. Neyse vardır bir hayır bu işte de. Allah'ım akşama kadar bu vakit nasıl geçecek? Bir de uykusuzluk bir yandan. Akşam servis var. Oruçluyum. Kafa allak bullak. Düşünce desen çok zayıf durumda şu anda.
uykuyla karışık konuşuyorum. Uykulu bir şekilde video da çekiyorum. Uykulu bir şekilde motoru da binmem diyeceğim de. Aslında uykulu bir şekilde motora binmiyorum. Yani siz de anlıyorsunuz beni umarım. Motoru böyle saçmalamıyorum, böyle bir sağa bir sola yapma. Düşünce olarak reflekslerim zayıflamış değil. Reflekslerim hala aynı. Çok şükür. Ha bak bak. Bundan bahsediyorum bak. Hatta yaman aynı bu rengi. Priste aynı o rengi almak istiyordum ben. Sonra öyle bir muhabbet olmuş. Haydi bakalım. Duyduk. Ne meraklısınız ya. Oy! Buradan da koş. Koş. İleriden sağdan. Skuterli. Skuter değil lan. Martılı. Skuterden de. Evet. Buradan da sağdan. Aa, yollar olmamış böyle. Yansıma mı var? Yoksa renk mi değişmiş? Yansıma galiba. Benim gözler mi gidiyor acaba? Vay be. Yücelsemit açık. Şurayı çok özledim. Gelip de çay içmeye ya. Aa, bugün pazar var. Pazar olduğu için trafik kapalı. Hepiniz müsaade etseniz ben geçsem. Mesela şöyle. Teşekkür ediyorum. Motor olmanın avantajları abi. Aralığı bulacaksın. Kendini ve onları çok riske atmadan sıvışabiliyorsan onları da fark ettireceksin kendine. Sonra sıvışacaksın bak. Opel. Hızlı geliyorsun arkadan Opel. Şöyle sağdan. Tabii şu sakallar, bıyıklar. Kendi boyundan büyük ya. Evet, buradan da şöyle soldan. Bu da profil alışveriş merkezinin önü. Gördüğünüz gibi. Ufak bir şehir turu bunu yapmış olduk biz. Ne yapmış olduk? Evet. Canım arkadaşlarım. Buradan sonrası bizim Halil'in kardeş ofisi. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri sorunlarınız için bekliyorum. Herhangi bir bilgisayar sorunlarınızda vesaire bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve bye bye.